I'm in love with your eyes. Bakıyor tip tip. Oğlum, burada seni bir döverim. Adamla yine denk geldik ya. Böyle bir şey olabilir mi? Veba oluruz biz orada. Tam bir akıl kaçırması ya, gerçekten. Vallahi tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Of, çok şahane be. Burası Sri Lanka'nın Colombo, başkenti Colombo'da bir kumarhane. Tabii ki bir kumarhaneye geldiysem orada Bekir vardır arkadaşlar. Ben atıyorum. Maç. Görüyor musunuz kentosu? Oğlum yarın bütün yemekler sende. S**rim ben abi. Yok. Yaz yiyelim. Vay İbne Bekir vay. Kazandım yine lan. Devam. O ne oğlum? 10.000. Allah Allah. 10.000 ne o? Yazıklar olsun. Hayatımda ben bekarsız kumarhaneye girdim mi acaba? Girmemişimdir herhalde. Ekmek de ha? Ekmek de yok yani. Adamı... Bizim en büyük geçim kaynağımız bu arada zaten. Tabii kesinlikle denk getirmedik şans eseri. Bekir, denk getirmedik biz biliyor musun? Aa öyle miyiz? İnanılır gibi değil ya. Ben diyor sana yazdım ya. Ben şey diye düşünüyorum abi. Boşverin. Bir şey de söylemedi abi. Tarihi aralığını ben söyledim de denk gel. Evet o söyledi. Gerçekten oğlum 193 tane ülke var. Hani tanımayanlarla 200 tane. Adamla yine denk geldik ya. Abi. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kaçıncı? 30. ülke falan oldu herhalde onunla buluştuğumuz. Biz Sri Lanka'da kumarhaneye girmemiştik. Çünkü burası da kaldı. Tamam. Las Vegas, Slovenya, Bulgaristan. Ne tıkacağım. Sri Lanka'da zaten kumarhaneleriydin. Hayır, ben kumarhane olmasını bile şaşırdım Sri Lanka'da. Nasıl? Bangladeş'ten sonra nefes almış oldum. Sevdiniz mi Sri Lanka? Bir ne kadar niye geldin bize değil mi buraya? Sadece bu sefer benim başıma ne gelecek? Senin başına en son Milano'da arabayı patlattık. Bir de linç edin. Hayır bir de bırak. Karakolda gülüyorlar diye. Sana gittik bir de boşları. Abi sen nasıl bir lanetli adamsın ya? Niye bir kumarhane sonrası inşallah bir şey olmaz. İnşallah burada bize bir şey gelmez. Bir de bunun vizesi yokmuş. Hırvatistan'dan Bari üzerinden Yunanistan'a oradan Türkiye'ye geçti. İtalya'dan çekip Slovenya. Buna geldik. Slovenya'dan çıktık. Hırvatistan'a geçtik. Tek girişli olduğu için almadılar. Almadılar. Onun videosu da var. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar herkese Sri Lanka'dan selamlar. Yanımda Rahmi var. Rahmi Marmaris'ten arkadaşım. Bugün Sri Lanka gezimizde o da olacak. Bize evet.
eşlik edecek. Kendisi aynı zamanda denizci. Deniz dışında pek de bir şeyimiz yok ama. maymun yemişliğimiz falan ama. Bakalım, her tarafımız keyifli deniz. Olacak. Her tarafımız deniz. Sri Lanka'da. Bu arada çok sevdiğiniz Bekir. Az önce gördüğünüz görüntüler Bekir'den geldi. Çok sevdiğiniz Bekir'den. Gerçekten denk getirilmedik, ayarlamadık. Öylesine rast geldi ve inanılmaz bir rast geliş. Tabii ki Bekir demek kumar demek. Kumarhaneye götürdü bizi. Kumarhanede de gariban Sri Lankalıları üttü. Üttü mü diyelim? Ha bir de Türk varmış masada, onu da üttü. Paraya Türk kaynadı aynı. Evet. Gol diyorlar, Galle şehrindeyiz. Burası ilk Hollandalıların sömürge yönetimini başlattığı yerlerden. Ve bu kiliseyi yapıyorlar Hollandalılar. Hollandalılar... No filming? Yalan atma. Yalan atma. Okay, thank you. Just from here, I film. I film. Not allowed. Yes, yes. Not videos. But no, from not can videos. Yeah, no, but I allowed. Take photograph. Evet, burası dünyanın en eski Hollanda sömürgelerinden bir tanesi. Dur. Şimdi içeri sokmadı bize. Böyle. Görüyorsunuz. Şimdi o gıcıklığına para vermedik ya demin. Ha, donation için mi? He. Ama Müslümanız, niye donation? şey yapmadık, bakıyor tip tip. Oğlum, bak tüm şeyin oradadır yani. Burada seni bir döverim, kilise de alamaz, kimse alamaz elimden. Bakıyor tip tip. I come later and I will film. No filming, sir. Where is the sign, no filming? What? Church rule. No filming. I saw many people filming. I think it's about money, you know? Yes, yes. You want money? Yes. Evet arkadaşlar, rüşvet vermediğimiz için film çektirmedi video ama ben gelip çekeceğim tabii ki. Kaçar mı? Kaçmaz. Adamı bir de azarladın. Ha yani. Para vermek zorunda mıyım? Kiliseye bağış yapar mısınız diyor. Yapmayacağım. Dinine göre vermiyor. Ay sanki onun ataları yaptı. Hollandalılar yapmış. Git Hollandalılardan al. Yani arazi parası. Benim atam. Büyük ihtimalle Budist. Budist ya. Genel olarak parası, dini para. Evet. Evet, Hollandalılar bu kasabayı kuruyorlar. İsmi Galle diye yazılıyor. Gol diye okunuyor. Ve Trabzonlular. Seni karşılamaya geldiler galiba. Sri Lanka'ya geldin. Seviyorlar. Burada mavi bayraklarla ama herhalde Fenerbahçe maçı var. Bir de orada Fener bayrağı var. Evet. Burada bir kriket maçı var. Fenerbahçe-Trabzon maçı. Fener-Trabzon kriket maçı olabilir valla. Ama bayrak Trabzon ya. Bir altında küçük bir mavilik var ama. Var evet. Ama o da şey. Köpek. Garibanın köpeğim. Böyle. İncir ağaçları var. Evet, şimdi kriket maçına Rahmi ile el koymaya gidiyoruz. Bizden habersiz. Trabzon Fenerbahçe kriket maçı yapmışlar. Ama maç sonraymış galiba. Öyle bir şey söylüyorlar. Şimdi kutlamalar yapıyorlar maç öncesi. Yürüyüş. Her yerde. Bayağı açlar herhalde maçı. Ha. Burası Hollandalıların yaptığı kale, şehri, surlar çevriliyor. Harbi Trabzon Fener. Bize her yer Trabzon mu diyorsun? Onu kurt yapıyorum işte. Zafer işareti yapıyorum. Ha, Higuita'ya bak, saçlara bak. Higuita'ya benziyor Kolombiyalı. Bunlar şehrin surları. Hollandalıların yaptığı surlar. Bunlar maç öncesi kutluyorlar.
Sonra maç sonrası da kutsuyorlar. İki şekilde. Rambo Okan. Rambo Okan'ın şeyi. Şişmanlamış hali. Selamun aleyküm. Aha köpeğe bak. My friend. Aa, çamura girdi top. Veba oluruz biz orada. Ondan. Evet, beyzbolun biraz daha değişik kurallarıyla oynanan. Kriket. Kriket, yes. Bak. Tamam, beyzbol işte. Beyzbol, kriket, the same? No? Not same. Aynı değil diyor. Evet, ben de öyle biliyordum. Ha, beyzbolun sopası farklı bir de. Baksana. Yok tabii de yani tarz olarak. Evet. Yani tarz aynı. İngilizler biliyorsun arabayı da her şeyin sağdan yani, her şeyi değiştiriyorlar. Koşu mesafesi kısa ya. Burada vurdum mu zaten? Bu da arazi bu kadar. Hadi gidelim. Türkiye. Yes. Nereden biliyorsunuz lan? Mahallede bütün herkes tanıyor biz artık. Burası Müslüman mahallesi. Evet, beyaz Müslümanlar direkt Türk zaten. Evet. Müslüman mahallesindeyiz. Burası cami ya da medrese. Ve tabii ki tuk tuk. Bangladeş'ten sonra bu benim için Baldok Yala. Belçika diyorsun. Belçika zaten Pakistanlaştı. Evet. Bak buralarda Belçika. Arkadaşlar. İnanılmaz yani. Ben buraya 12 sene önce falan gelmiştim. Ya zaten temizdi Hindistan'a göre. Hindistan'da 3 ay kalıp gelmiştim ama yani böyle bir temizlik inanılmaz ya. Ülke tertemiz. Evet, Galle'yi gezdirmeye devam ediyoruz. Bu hala o kriket maçı öncesi şeyler değil mi? Hala kutlamalarını yapıyorlar. Kutlama ama öncesi kutluyorlar. Çok ilginç. Daha maç olmadı. Şey, parade deniyor işte. Yürüyüş yapıyorlar. 3 gün sonra mıymış? 15'inde. Abi bak, ya çok acayip değil mi ya? Maç öncesi, bunlar da öyle. Abi bu maçı hayal edemiyorum ben. Nasıl? Çok fanatiklik. Şimdi çok güzel oldu be hava. Vallahi biz eziyet etmişiz. Turistler de şimdi çıkmıştır yani. Biz gündüz... Marmaris'te de nasıl gezmiyorlarsa gündüz. Biz gündüz mü çıktık? Ya gerçekten leşimiz çıktı ya. Hollanda ilk buraya geliyor. Bu kiliseyi yapıyor. Arkasındaki de Anglikan Kilisesi. İngilizlerin yaptığı kilise. Yani İngilizler Hollandalıların kilisesini beğenmeyip kendilerine kilise yapıyor. Oh, ne kadar güzel kadının gelinliği. Vallahi mükemmel. Allah. Your wedding dress? Your wedding dress? No, not wedding? Ah, I thought you're getting married. Very nice. Gözler gerçek mi acaba? Burası Hollandalıların yaptığı kilise. Düşünün. Ya bunlar hala bir ezecekler bizi ya. Hello. Hey. Sunuyoruz. Hello ile başladık. Hollandalılar Sri Lanka'yı alıyorlar. Hindistan'ın batısını, bugün Goa var ya böyle partiledikleri, orayı alıyorlar. Bangladeş'te bir yerler alıyorlar. Tüm Endonezya'yı alıyorlar. Bugün 200 milyon nüfusu olan Endonezya adaları, 10 bin üzerinde ada. Hollandalılar, o küçücük ülke, o zamanki küçücük nüfusuyla Endonezya'yı da sömürüyor. Bu da İngiliz kilisesi. Bak, Ceylon. Eski ismi Ceylon. 1871'de yapmışlar. İngilizler de Hollandalılardan ele geçiriyor. İngiliz İmparatorluğu'na katıyor ve çayı getiriyor buraya. Evet, sonra da bize götürüyorlar. Sonra da Karadeniz'e. Ne deniyormuş buna? Karo. Karor diye bir oyun oynuyor. Karor. Çocuğunu izleyebiliyor, anlatır. Karım. Yes. Yeah. How we play? There are two teams, me and him, and these two. One team is white and one team is black. You want to pot the seeds? Yeah, who's right to put in? Who pot the seeds first, win the match. Thank you.
Rahmi ilk defa gidiyorsun Sri Lanka'ya. Evet. Bakalım nasıl? Şimdi dalış yapacağız. Şey dalış. Yapacağız. Balinalar. Balinalara bakacağız. Maymun avlayacağız. Evet. Maymun avlamaya çalışacağız arkadaşlar. Burada çok Rus turist var. Hava cehennem sıcak zaten. Çok sıcak. Bangladeş'ten sonra benim oksijen ciğerlerime dolunca bayılmışım, uyumuşum böyle. Ağzımdan salyalar akarak uyumuşum. Ya Bangladeş çok pisti ya. Yani burada bal dök yala gerçekten. Nereyi gösteriyoruz? Deniz feneri. Golün deniz feneri. Ve güneş görmüş Avrupalılar. Mart ayında. Oksijenim, içimi çekmek istiyorum oksijeni. Ulan Bangladeş'in zehirlerinden sonra vallahi tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Abi çok güzel, temiz ya. Hava temiz, su temiz, gürültü kirliliği yok. Gerçekten koronadan beynim durdu artık ya. Renkleri görüyorsunuz. Aa, bak burada küçük bir plaj varmış. Abi şu renklere bak ya. Burada benim Sri Lanka'da gördüğüm en dalgasız yer burası, sahil. Çok dalga oluyor normalde. Sri Lanka dalganın bol olduğu bir coğrafya. Ve müthiş bir gün batımı. Şöyle güneşe doğru yürüyelim mi? Ya ilk fark ettiğin şey ne? Sahte ürün yok. Yani adamlar kendi butik giyim ürünlerini satıyorlar. Bizimkiler gibi gidip de şeylerle, çakmayla uğraşmıyorlar. Sahte. Sahteyle uğraşmıyorlar. Gerçekten de turizmi galiba Marmaris'ten çok daha iyi yapıyorlar bu haliyle. Yani ben buraya 12 sene önce gelmiştim. Belki doğru düz dükkan yoktu şey olarak. Ama bir de sanat galerileri. Ya sanat galerisi var. Adamlar bir kere özeniyorlar restoran altına kafasına. Of course, of course. Hello. How are you? Good. Hi. Rami. I don't know. I don't understand. Yeah. They make it like kind of like this. You like see everything. Yeah. Just yeah, just see. You're from Netherlands. Yes. Yeah. I can hear your accent. Oh. Yes. Nasıl tanıdım? Güzel kızları aksanından tanırım. Maybe I can give to him. He is better. Okay. I'm a photographer. So. Oh, really? He is a profession. Because you want the whole thing. Tut. Yes, okay. So. Okay. See me one more time. Oh, okay, up more hands. What? Hands. Hands up. Okay. Blue Sky Adam speak. Are you not staying Colombo? Oh, says. I was. Okay. Yes. I'm gonna write. I love you. I love you. I love you. I am in love with your eyes. Thank you guys. Thank you so much. See you. Bye bye. Tot ziens. Yeah. İşte böyle. Şimdi Marmaris'teki şeyden bahsediyorduk, yamyamlıklardan. Şuradan geçeceğiz herhalde. Ya bak, sanat atölyeleri, Sri Lanka'ya ait giyimler, bir tane dandik dundik. Silüetini de bozmamış. Evet. Ve arkadaşlar bu bahsettiğimiz Sri Lanka battı birkaç sene önce değil mi? 2022'de battı aynen. 2022'de battı. Bakın böyle muhteşem bir turizm. Ne kadınlara saldıran, salça olan Sri Lankalılar. Sadece şu şeyleri görüyoruz. Kriket takımının 3 gün önceden başlayan eğlenceli Sri Lankalı Trabzonlular. Bağımız var ya, çaydan. Çaydan, evet, çaydan. Rahmi bu arada Trabzonlu.
Onun için getirdik. Sri Lanka çay bahçelerini inceleyip puan verecek. Burası bir cami. Sanıyorum ki Müslüman tacirler yine İslam'ı buraya getirmişler. Ve Hollanda topları, kruz gemileri. Bak. Burası bana Cartagena'yı hatırlattı. Kolombiya'nın Cartagena şehrini. Aynen böyle İspanyolların yaptığı surlar var. Birebir ya, sanki Cartagena'da geziyorum. Marquez'in evi de şurada gibi. Marquez'in böyle bir evi var. O bölümü izleyebilirsiniz benim. Cartagena yazarsanız. Aynı. Muhtemelen dönemleri de aynıdır. Yapıldığı dönemler. Bunlar. Yükler geçiyor. Apaçlar. Tehlikeli bir daha. Üzerine fan sürüyorlar insanların ya. Birazcık delilik var. Aa, yılan. Ya bu hayvanlara ya. Eziyet işte yani. O hayvan... Bugün gördüğünüz herhalde 5. falan. Evet, her yerde boğa yılanı. Şu Türk'e benziyor biraz ha. Türk bunlar ya. Türk müsünüz? Türk değil mi? Nereden bildim? Abi direkt ya. Ya. Sen de mi Türksün? Nasıl Türklük bu ya? Ha? Adanalı mı? Yok. Bangladeş. Ha? Hataylı. Güzel. Harika. Görüşürüz. Abi hangi kanal? Ha? Benim TRT 1. Yok değildi, şaka değil. Samanyolu TV. Fatih Koparan. Evet, Fatih Koparan. İF Koparan takip et, ben de diyeyim seni. İF K. Koparan K ulan, C değil. Hani Türktün sen? Yalan. Koparan. Kopardın beni. Kopardın. Yok, Kıbrıs'ta. Nereden? Kıbrıs'ta yaşıyorum. Ha, siz nereden? Kıbrıs mısınız? Aslında İzmirliyim ben de, Kıbrıs'ta. Aa, ne güzel ya, harika. Ha. Ben de seni edeceğim. Görüşürüz. Sri Lankalı mısınız aslında? Aa, ne güzel. Türkçe bayağı biliyorsunuz. Aa, siz de yakaladınız şeyi. Beraber geziyorsunuz. İşte tamam. Gezmek için güzel rehber. Evet. Yılanı şey yapıyor. Hadi bakalım. Görüşürüz. Nasıl yakaladım Türk'ü? Vallahi. Türk'ü gözünden tanırım ben. Sri Lankalı Türk'ü de yakaladım. Ona şaşırdım ya. Ondan Türkçe beklemiyordum şahsen. Rehber gibi duruyordu. Vay, burası gün batımı. Gün batımı yeri burasıymış. Ha, gerçekten güzel ya, çok güzel. Gün batımı var. Şu denizin güzelliğine bakın ya. Of, çok şahane be. Çinlilerin şavşavları. Bunu Hollandalılar ne emekle yaptırmıştır. Yapma, kendileri yapmamıştır da. Köle kullanmışlardır. Çok güzelmiş be şu küçücük şeyler, sahiller.
Ne sur yapmışlar ama be. Tam da ama kale gibi bir şehir değil mi? Şeyi. Aynen, zaten tam burnunu. Evet. Tamamını çevirmişler. Ne adam kullanmışlardır burada. Acıktık değil mi? Evet. Deniz ürünleri. Evet. Deniz ürünlerini. Burada ya yağmur ormanı var ya deniz. En akıllıcısı deniz ürünü yemek. Abi Sri Lanka'dan sonra. Başlangıç noktamız orasıydı. Ha evet. Orada şey var işte, saat kulesi. Bütün yarımada şeklinde zaten. Haritada da gösteririz şimdi nasıl olduğunu. Yani ele geçirmesi çok çok zor. Bir kale. Yani doğal bir kale gibi aslında. Bir de sur yapmış herifler. Bak mesela yine o dönemden kalma evler. Yani hiç bozmamışlar ya. Şu evlerin güzelliğine baksana. Bak altında da mesela o Marmaris'teki çöplük dükkanlar gibi değil de kafeler, dondurmacılar. Hep bir orijinal. Hepsi vallahi şık bayağı. Sonra neden kaliteli turist gelmiyor Türkiye'ye? Ulan ne yapsın sana? Sanki hepsini bir mimarla çalışmışlar gibi. Evet. Onlar denemişler yani, yapmışlar. Bizde olsa yıkıp yıkıp şey dikerlerdi üzerine. Neon ışık. Buy one get one free. 5 kat 8 kat şey. Aynen. Genuine fake. No hassle. No hassle. Hassle free. Tam rezalet ya. Ha bu evler bir de şey değil mi? Bunları da hiç bozmamışlar malikaneleri. Eski saray, küçük saraylar, köşkler. Yemyeşil. Turizm var diye mesela buraya dikmemiş herif şeyi. 5 yıldızlı oteli. Aa kuşa bak. Yani en azından İstanbul'daki gibi bile şeye, sur duvarına ev yapmıyorlar ama. Aynen öyle. Gel biraz da içleri gösterelim insanlara. İç bölgeleri. Yine kriket. Kriket bu ülkenin en sevilen spor. Ya kriket kutluyorlar ya kriket oynuyorlar. Vay. Ben de buraya gelirken Bangladeş'ten kriket, Sri Lanka kriket milli takımıyla geldim. Diğer milli takım hariç, kriket milli takım hariç full şeydi. Erkekti. Hepsi de Sri Lanka üzerinden Arabistan'a gidiyorlardı. Yani bu Arabistan'da ucuz işçi. Yani bildiğiniz köle gibi kullanıyorlar insanları. Çok 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 kötü şartlarda çalışıyorlar ama onlar için düşün yani. Buraya bunu izliyorsanız benim bölümleri de izlemiş olacaksınız. Günlük 20-30 sente, 50 sente, 1 dolara çalışan insanlardan bahsediyoruz. Arabistan tabii ki onlar için şartlar ne kadar kötü olursa olsun para kazanıp zengin olma mekanı. Sri Lankalı Trabzonluların. Very nice. Burası da yine Gol'ün ünlü saat kulesi. Burada zaten şehrin surları. İlk başta gösterdiğimiz deniz feneri, saat kulesi ve surlar var. 3 küçük müzeler de var. Ve yani bence Gol'de yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi şehrin sokaklarında dolaşmak. Gün batımını izlemek. Maçın olduğu yerde orası. Evet. Şimdi güzel bir restorana oturalım ve size deniz ürünleri hakkında biraz bilgi verelim. Ama burada biraz fiyatlar daha tuzludur. Hatırladığım kadarıyla Sri Lanka ucuz bir ülkeydi ama. Evet, deniz ürünü zaten ucuz ama Türkiye'den kesin ucuzdur ama. Yani biraz daha turist fiyatları var. Yani burada evet, daha çok daha ucuza yiyeceğiz ilerleyen sahil kasabalarında. Guys! Legacy! Who speaks English? Who speaks English? Gel. When is the game? This is a big match. What? Big match. Yeah, when is the game? 15 and 16. Why are you celebrating before the game? Before the game you celebrate, but what if you lose? What if you lose? Beş atarlarsa ne yapacağını? Ha?
Birilerini ezecekler. But what happens if you lose? Just you are doing parade before the game. Yeah. Both the school doing parade yeah. before the game. I hope you win. Bir de hepsi öğrenci. Evet. Hepsi buranın öğrencisi yani hepsinde üniforma var. Evet çok acayip. Yani bunu Trabzon'a getirebilir miyiz maçtan önce kutlama? Yok biz şampiyon olunca 5 gün 5 gece kutluyoruz. 5 yiyip kutlama yaparsan. Sen benim o şeydeki Nis'teki videomu gördün mü? Bayağı Trabzonlulara viral olmuştu. Ha, denk hani kule abi. Var ya. Kulede Buda heykelleri var. Şey evet. dedim orada. Trabzonlular hala kutluyorlar dedim. Devam ediyorlar kutlamaya. Aynen. Benim futbolla çok alakam yoktu. O geyikleri çok seviyorum ya. Twitter'da çok güzel espriler dönüyor böyle aralarında. Bu ara sar ya. Trabzon şu anda üçüncü mü? Ha? Üçüncüyüz de bizim alakamız yok pek ligle. Yani ya. Galatasaray'la Fenerbahçe Galatasaray ikisi arasında dönüyor yani. Şampiyon olacak gibi ama değil mi? Yok belli olmaz ya. Yani. Tamam. Hiç. Eğer bu video şampiyonluktan sonraya gelirse kesersin bu bölümü. Sana şey yapmasın. Hayır yani. Bu anlık izlemek istiyor insanlar ya. Şey diyorlar. Abi bu 3 gün öncesinin muhabbeti falan diyor. Lan oğlum yani onu biz editliyoruz, şey yapıyoruz. Editlemezsek de şey diyecek bu sefer. Ya böyle video mu olur kesmemişsin şurasını ben sıkıldım diyecek. Sen bir ton şimdi video biriktiriyorsun yani. Bir de birçok yere gidiyorsun. Ya bir de yani ben Bangladeş'ten nasıl yollayabilirim? 23 tane, 22 tane, 23 tane, 24 tane belki video çektim. Evet. Mümkün mü öyle bir şey? İnternet yok ülkede. Bir hikaye yaratıyorsun, onun bir süreci var. Tabii tabii, çok çok zor. Yani bir, ve bunu ben 2 günde bir yayınlıyorum ki dünyada işi benzeri yoktur yani. Benim kadar dikkatli video yayınlayıp bu kadar kısa sürede yayınlayabilen. Gezi süren de bir ay yani. Nasıl 3 gün bir denk gelecek? Ya evet işte. Burada. Bak görüyorsun hep evler eski. Bak burada da bir kilise var. Bu kolej. Ha, kolej ama kiliseymiş eskiden herhalde. Ha? Evet. Southlands Kolej. Çanmarma ya da şey kilise okulu. Ha. Very good. Ha. Very good. Bunlar Türkiye'den gelme. O su. Marmaris'ten gelmiş. O su. Satıyor mu hala? Ne para kazanıyordur biliyor musun orada? Şu sıcakta. Şimdi gelip sayarmışız. Su satsak bu kadar kazanacağız diyor. Tam Türk şeyi. Gelinmez bizden. Adamın şeyine de mi gözlükleriz? Ha evet. Hop. Burayı zaten Tordesillas diye bir anlaşma var. Papa bölüyor dünyayı ikiye. Batısını İspanyollara veriyor. Brezilya'nın doğusunu Portekizlilere veriyor. Onun için İspanyolların hiçbir şeyi yoktur. Sadece Filipinler'de. Ondan sonra kaybediyorlar da. Ya batısını veriyor ama mesela Brezilya'nın sadece bilinen kısmının batısını veriyor. Sonra Portekizler onu da ileri itiyorlar. Çünkü Amazon ormanları bilinmiyor o dönem. Amazonları da alıyorlar. Bugün Brezilya o şekilde oluşuyor. Tordesillas anlaşmasını birazcık bozmasıyla Portekiz kralının. İspanyollar da o batı aldığı için işte Meksika'dan Arjantin, Şili'ye kadar bugün İspanyolca konuşuyor her ülke. Belize hariç sonra İngilizler Karayipler'de bayağı etkinleşiyor oluyor falan ama burada tabii yok. Burada Portekiz. Mesela Goa'da da Portekiz sömürgesi var. Hollandalılar da alıyorlar ama. Onun için Afrika kıyılarının hepsi Portekiz sömürgesidir. Mesela Mozambik, Angola Portekizce konuşur. Cape Verde Portekizce konuşur. Ceylan, buranın eski ismi. Ceylan çayları, spaları. Akşam olunca canlandı. Gündüz kimse yoktu. Gündüz millet havuzdaydı herhalde. Bakın burada mesela baharat satıyor sadece bir dükkan. İleride yine Sri Lanka'da yapılmış ürünler satılıyor. Burada çok güzel bir kafe var. Bir sanat galerisi. Şimdi bunun Marmaris'teki karşılığı ne? Şey, Rolex. Veya bin bir çeşit. Evet, ama ne oluyor? Bir de şöyle onu satıyor. Çin'den geliyor kaçak. Hem ekonomiye zarar
Hem de ülkenin imajına zarar, kalitesiz. Bak ama adam ne satıyor burada? Hi. Şimdi benim mesela İstanbul'da yaşamış 60 yaşında arkadaşım var. Diyor ki Marmaris'te diyor bir sanat atölyesi açayım ben diyor. Tabii diyorum aç diyorum. Kiraları hani söyleyince adam kaçacak yer arıyor. Yok abi gelen turist artık çöplük. Çöp. Çöp. Abi. Turist de çöp. Adam satan da çöp. İngiltere'den gelip İngiltere kahvaltısı yani evet. English breakfast. Bir de onun da kalitesizini. Aynen. Bak burada mesela eski bir kano var. This is an old canoe, right? Beautiful. Ne kadar eski ya. Buradaki yerlerin kullandığı kanoları kullanmış. Evet. Yani. Ama şimdi buraya gelen turist şuna var ya. 10 bin doları verip hem sanatçıyı para kazandırıyor. Şuna veriyordur abi. Tabii tabii. Çok yüksek fiyatları. Satıyor. Bak yine şey bu. Yani demek ki Sri Lanka bile Marmaris'e göre daha kaliteli. Abi şu anda Marmaris, Bodrum gibi bir yer dünya üzerinde kalmadı ya. Tayland'da da yok. Evet. Bak mesela şimdi Nike, Adidas, Sarsur satacağın adam bak ne satıyor. Ne kadar güzel. Şimdi yani. Evet. Adam kendi dizaynını evet. Koymuş. Çöplük satacağını. Evet arkadaşlar biz size bir deniz restoranı bulup kendimize size göstermedik. Devam edeceğiz. Evet. Sucuk mu yoksa o? Gecko. Kertenkelenin ufağı. Gecko evet. Gecko. Türkçesi neydi? Unuttum. Bizde Hacı Yusufçuk. Yusufçuk ya. Evet Yusufçuk. Evet Yusufçuk. Aynen. Marmaris'i de var bundan ya. Var. Ya ben o diğer büyüklerin yavrularını dedim de. Bunun ama çok büyükleri de var. Böyle bir yer bulduk. İnternetten araştırmadık, geldik. Şimdi 30 dolara. Evet. Nasıl? İki Türkiye'de yani bu fiyatı alabilir miyiz? Kalamar, Ördez alamaz da. Bir de biz bayağı pahalı yerdeyiz aslında. Evet evet, burası direkt zaten turistik de bir yer. Ona rağmen. Ama ona rağmen evet. İki yengeç. Kocaman bir balık. Mercan mı bu? Mercan'a benziyor aynen. Kalamarlar. Onların o familyadan. Aynen. Yok. İyi duruyor bir çok. Bir de şimdi gideceğimiz o daha az turistik yerlerde bunları ne kadar yiyeceğiz? Orada da böcek yiyeceğiz artık. Oh ne güzel olur var ya. Ha. Böcek derken arkadaşlar karavide. Evet karavide falan yeriz. Evet görüşürüz. Bugün bitti. Kendinize bakın.